Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar 2022 Şubat ayı içerisinde meydana gelen önemli güncel bilgileri sizinle birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Güzel bilgiler. Taptaze, yepyeni, yani daha bu sene sınavlarda sorular karşımıza çıkabilecek hem genel kültür hem güncel bilgiler arkadaşlar. Eğer hazırsanız başlayalım. KPSS'ye yönelik güzel o toplamda 6 soru olarak karşımıza geliyor ve önemli sorular. Özellikle de rakip eleyen sorular, rakip eleyici sorular. Bunları bilenler genelde arada ne oluyor arkadaşlar? Sıyrılmayı başarıyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen ilk bilgimiz UEFA 2022 Şampiyon Ligi final maçını Rusya'dan alıp arkadaşlar kime vermiş? Fransa'ya ve nerede oynandığı bu oynanacak? Paris'te. Bakın bu güzel bir bilgi. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle böyle bir karar alındı. UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi maçı aslında Rusya'da oynanacaktı ama Rusya'dan alınıp kime verildi arkadaşlar? Fransa Paris'e verildi. Sevgili arkadaşlar, Fransa Paris'te oynanacak bu. İkincisi, Yeşilçam'ın usta ismi Ayten Erman hayatını kaybetti arkadaşlar. Bir diğer önemli bilgimiz. 2022 Çin'de gerçekleşen kış olimpiyatlarında en fazla arkadaşlar madalyayı kim kazandı? Norveç. Bakın bu da çok güzel bir bilgi. Bu da gelebilir. Buna da şöyle bir yıldız atalım. Çünkü sorulma ihtimali var. Türk, ABD'li ve Fransız bilim adamları 40 milyon yıl önce kaybolmuş bir kıta keşfetmişler. Çok ilginç bir bilgi. Balkana dolu. Bunu not alın. Çok güzel bir bilgi. Bu arada bu güzel bilgiler, bu bilgileri derleyip toplayan kıymetli hocam, sevgili meslektaşım Sait Zaman'ın bu derleme bilgileri, ona buradan teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Milli sporcu Ferhan Arıcan Avrupa Jimnastik Birliği tarafından en iyi erkek jimnastikçi seçilmiş arkadaşlar. Ferhan Arıcan Avrupa Jimnastik Birliği tarafından en iyi erkek jimnastikçi seçilmiş. Bunda güzel bir bilgi. Belçika'da çalışanlar artık 5 gün değil de arkadaşlar 4 gün mesai yapamayacakmış. Ne güzel, oh. Artık bundan daha iyisi can sağlam. Almanya'da birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırga Zeynep ismini vermiş. Bakın çok değişik bir bilgi, güzel bir bilgi aslında. Almanya'da bir kasırga bir sürü kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş ve ismine ne demişler? Zeynep demişler arkadaşlar. İlginç bir bilgi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şubat ayı güncel bilgiler videomuz. Güzel bilgiler. Alexander Turosova kış olimpiyatlarında 5 adet dörtlü atlayış gerçekleştirerek bu alanda başarı elde eden ilk kadın patenci olmuş arkadaşlar. Kış olimpiyatlarında 5 adet dörtlü atlayış gerçekleştirmiş kendisi. Alexandra Trusova kış olimpiyatlarında bu alanda bu başarıyı elde eden ilk kadınmış. Güzel, ilginç bir bilgi. 2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek. Bakın buna dikkatinizi çekeyim. Bu soru olarak gelebilir. 2023 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası nerede düzenlenecek diye bir soru gelirse nerede arkadaşlar? Türkiye'de. Bunu not alalım. Bakın bu önemli. Buna özel önem gösterelim. Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James NBA tarihindeki en skorer oyuncu olmuş. Arkadaşlar Şubat ayında LeBron James NBA'in tarihindeki en skorer oyuncu olmuş Şubat ayında. Güzel yine bir bilgi. Milli jimnastikçiler Sena Elçin, Karakaş ve Sıla Karakuş Bakü'de düzenlenen Tromplin Jimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmışlar arkadaşlar. Milli jimnastikçiler Sena Elçin Karakaş'la Sıla Karakuş Bakü'de düzenlenen Tromplin Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda ne kazanmışlar arkadaşlar? Altın madalya. Buna da dikkat edelim. Not alabilirsiniz. Arkadaşlar Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da bir caddeye Atatürk ismi verilmiş. Buna dikkat edelim. Ermenistan'ın işgalinde bulunan Şuşa
Azerbaycan tarafından kurtarılmış ve bir caddesine de ne ismi verilmiş? Atatürk ismi verilmiş arkadaşlar. Şubat ayındaki diğer bilgilerimizi arkadaşlar şöyle bir büyütelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. 2021 Afrika Uluslararası Şampiyonası nerede olmuş arkadaşlar? Senegal'de. Bu da güzel bir bilgi. Yani gelebilir. Buna da dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Güzel bir bilgi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki hava yolu uçuşları yeniden başlamış. Arkadaşlar Şubat ayında bu da taze bir bilgi. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu bilgi her yerde karşıma çıkıyor. Bu sene bakarsanız size sorulabilir. 4000 yıl önce soyları tükenen, 4000 yıl önce mamutlar küresel ısınmayı engellemek için tekrar dünyaya getirmesi için çalışmalar başlatmış. Yani kopyalanıp mamutlar özellikle arkadaşlar bu kutuplarda özellikle de bu Kuzey Kutbu'nda bunlar demek muhafaza olmuş. 4000 yıl önce bunlar yok olmasına rağmen günümüzde küresel ısınmayı engellemek için bunu özel olarak not alın. Bu soru olarak gelebilir. Ben buna çok rastlıyorum. Hemen hemen her yerde birkaç tane sorumda videomda yine paylaşmıştım. Burada da paylaşırım. Şubat ayındaki güncel bilgilerimizden bir tanesi bu. Bir diğer bilgimiz arkadaşlar 2022 Avrupa Kültür Başkenti Sırbistan'ın Novi Sad şehridir arkadaşlar. Novi Sad şehri bu EKPS'de soruldu bu soru. Buna dikkat edin. 2022 Avrupa Kültür Başkenti Sırbistan'ın Novi Sad şehridir. 2023'ün sorulabilir. Ve bununla ilgili bir bilgim yok açıkçası. 2008 yılında HIV virüsü keşfeden Luc Montagnier hayatını kaybetmiş. Luc Montagnier 2008 yılında neyi keşfetmiş arkadaşlar? HIV virüsünü. Demek ki hayatını kaybetmiş bu ünlü bilim insanı. Profesör Doktor Aziz Sancar Eğitim Kampüsü nerede açılmış arkadaşlar? Ankara'da açılmış. Nobel ödüllü arkadaşlar bir bilim insanımız kendi adına onun adına Ankara'da bir ne açılmış arkadaşlar? Bir eğitim kampüsü açılmış. Bunu da dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım sizinle birlikte 2022 Şubat ayı içerisinde meydana gelmiş genel kültür güncel olay bilgileri, kıymetli dostum, sevgili meslektaşım Sait Zaman'ın değerli notları, değerli bilgileriyle arkadaşlar derledim sizler için ve burada sizinle paylaştım. Umarım sorularda karşınıza gelir ve bu sizler yaparsınız. Bu da başarınıza bir katkı olur. Hepinize sevgiler, selamlar. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar diğer aylarınkini de paylaşacağım. Yani Nisan, Mayıs, Haziran, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran sınava kadar, KPSS'ye kadar bunları ne yapacağız? Düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğim. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar, sevgiler, selamlar.